Merhabalar millet. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone değilseniz abone olmayı ve topluluğumuza katılmayı unutmayın. Eğer buralarda yeniyseniz kesin kanalımıza abone olun. Bugün sizlerle birlikte Cardano üzerinde konuşacağız. Tabii ki diğer e, Solana Coin'de dediğimler burada da değinmek zorundayım. Görüyorum ki e, çoğumuz isyan ediyoruz. Bitcoin e, 40 bin dolara geçti. Neden altcoin'lerde kıpırdama yok? Veyahut da neden ee, bazı altcoin'ler yükseliyor. Diğer benim aldığım altcoin neden yükselmiyor? Sabretmeniz lazım. Çünkü e, nedenlerini sizlere söyleyeceğim. Şöyle nerede? Aynen. Bitcoin deminası yükseliyor arkadaşlar. Yüzde da şöyle söyleyeyim size. Şu an totalde kripto piyasasındaki toplam paranın yarısından fazlası bitcoin'de. Yani 800 milyar dolar şu an bitcoin üzerinde. E evet, bu böyle olunca tabii ki altcoin'lerde de ezilmeler olacak. Çünkü para şu an bitcoin e akıyor. Toplam %100 pasta dilimindeki %54'lük pay şu an Bitcoin'in. Böyle bir ortamda tabii ki Bitcoin yükselecek, altcoin'ler ezilebilir. Tabii ki kimi altcoin'ler ezilmiyor. Neden? Kalan %46'lık pasta diliminin birçoğu da o altcoin'de olduğu için ezilmiyor. Mesela Ethereum'a bakabiliriz burada. Mesela Ethereum'a bakabiliriz. Hemen Ethereum'da da ee, bakalım şu an için piyasa değeri ne kadar? Yani paranın kaçı Ethereum'da ona bakalım. K 265 milyar dolar Ethereum'da. e 800 milyar dolar Bitcoin'de ne yaptı? 1.10 trilyon yaptı. Geri kalan e, 400 milyar dolar gördüğünüz diğer altcoin'lerde. 400 milyar doları diğer altcoinler paylaşıyor şu an için. 1.1 trilyonu Bitcoin'le sadece Ethereum paylaşılıyor. Yani 1.6 pay olarak düşünün. Pastamız 1.6 trilyon toplamda. Bunun sadece 1.10 trilyonunu Bitcoin'le Ethereum almış. Geri kalan 500 milyar dolarını alt diğer yani 400 milyar 400 milyar dolar da diyebiliriz. Hadi 500 milyar dolar diyelim. altcoin'lerde. Yani pastamız üç'e bölündü. 3'te ikisinden biraz fazlası Bitcoin ve Ethereum pay alıyor. Sadece 3'te birini diğer altcoin'ler alıyor. E böyle olunca ne olacak? Tabii e ki ezilecek. Bakın Ethereum şöyle gösterebilirim. Şöyle gösterebilirim. E... Ne zamandan itibaren aynı Kasım 2022'den itibaren 1000 dolarlardaydı 2x vurdu yeniden düştü 1500 dolarlara ekimde yeniden 2200 dolarlara 700 dolarlık bir yükseliş yaptı zirvesi nerede zirvesi nerede 4800 dolarlarda şu an bay vermiş konumda ekimden itibaren yükselişini devam ediyor ethereum bu yüzden diyorum herhangi bir panik endişe yapmanıza gerek yok. Cardano da bu altcoinlerden bir tanesi güzel yükselişler yapabilecek. Peki Cardano'nun son durumuna bakalım hemen. Piyasa değerlerine bakalım. Şu an 9. sırada. Piyasa değeri 14 milyar dolar. 24 saatlik hacmi 389 milyon dolar sadece. Toplam arzı da 45 milyar adet. Dolaşımda 34 milyar adeti bulunmakta. Tabii ki arzına da bakmanız lazım. Bunu matematikleştirirsiniz dostlarım. Her şey kafanıza e, tamamen oturur. Daha e, sağlıklı işlemler yapabilirsiniz. Kardanova düşüş trendi kırılmıştı. Artık e, bir yükseliş bekliyorduk. 41 centlerden burada artık 74 centlere doğru bir yolculuk bekliyorduk. Bu olmadı, düşündüğümüz olmadı. Düşüş geldi. 23 centlerde artık dip olarak aldığımız nokta arkadaşlar. Yani burada nasıl Aralık 2022 itibariyle 23 centten 40 centlere yani 2x'lik bir yükseliş yaptıysa aynısını şu an Cardano Cardano yapmış durumda. 41 cent 42 cent bandı hayati önem taşımakta. Artık 41 cm'in de üstüne gidersek şöyle hareketler görebiliriz. Şöyle bir retest bekleyebiliriz. Kardano da daha sonrasında da 74 cm'e doğru bir yolculuğumuz gelebilir arkadaşlar. Şöyle durun. Şunu yanlış yaptık. Hatta üstüne gidersek bir retest daha sonra böyle bir hareket daha izleyebiliriz. da bu hareketi beklemek güzel en azından bulunduğu noktada 2x bir fırsat daha halen daha var 41 cent kırılırsa artık yükselişlerin de artacağını ben düşünüyorum biraz daha Bitcoin dominansı yükselirse altlar ezilebilir ama ne de olsa fırtın öncesi sessizlik asıl şimdi altcoin sepeti yapma zamanı orada da bu altcoinlerden biriydi bahsetmiştik bir önceki videomuzda dediğim gibi Cardano üzerinde dikkat etmeniz gereken noktalar bu alım fırsatı verdiği noktalarda 23 centlerdeydi şu an için emalarda da bir kırılım mevcut yukarı yönüne artık bence bu noktalardan eklemeler yapılabilir hatta şurada bir şöyle şey yapalım girelim 25 Aralık 5 Aralık 2023 Ada 0.40 cent mi diyelim? 40 cent diyelim. 40 cent. Evet. alım. Fırsatı da yazalım. Tabii ki bundan e, yatırım tavsiyesi değil. Şöyle dursun. Bir sonraki e, analizimizde tekrardan inceleriz. Benim diyeceklerim bu kadar dostlarım. Kimse e, şey yapmasın. Şu an için fırsat bence. Güzel yükselişler bizleri bekliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.